Sevgili öğrenciler, dersimiz sosyal bilgiler. Milfen Sosyal Bilgiler 7. Fasikül ev çalışmaları kısmından sayfa 3'ten başlayarak etkinlikler çözeceğiz. İlk etkinliğimizde aşağıdaki görsellerin hangi ülkeye ait olduklarını altlarına yazalım diyor. Birinci görselimizde Santorini evleri var, Yunanistan. İkinci görselimiz Eyfel Kulesi, Paris, Fransa. Üçüncü görselimiz su kanalları, İtalya. Dördüncü görselimiz de şapkadan anlaşıldığı üzere Meksika şapkasıdır bu. Meksika çocuklar. Devam edelim. Kurtarıcı İsa heykeli, Brezilya. Çin Seddi, Çin. Boğa güreşleri, İspanya. Pamukkale travertenleri, Türkiye. Kabe, Suudi Arabistan. Taç Mahal, Hindistan. Big Bang Saat Kulesi, İngiltere. Ve burada Kanada bayrağını görüyoruz. Kanada. Aşağıdaki grafiği başlıklara göre dolduralım. Türkiye, Türkiye'nin komşuları ve Türk Cumhuriyetleri olarak ikiye ayrılmış. Deniz ve karayoluyla ulaşım yapılabilen ülkeler demiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Sadece karayoluyla ulaşım yapılan ülkeler Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan, Nahçıvan, Ermenistan, İran, Suriye ve Irak. Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan çocuklar. Yazdığımız ülkelerden 5 tanesinin başkentini belirtelim. Yunanistan, başkenti Atina'dır. Bulgaristan, başkenti Sofya'dır. Azerbaycan, başkenti Bakü'dür. Suriye, başkenti Şam. Gürcistan, başkenti Tiflis çocuklar. Ülkemizin ticari anlamda önemli bir yere sahip olmasının nedenlerini yazalım. Asya ile Avrupa kıtalarına dahil olması, yurdumuz Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü vazifesini görür aynı zamanda. Önemli kara ve deniz yollarına sahip olması, önemli yeraltı kaynaklarına sahip olması, artan nüfus ile önemli bir pazar oluşturması. Türkiye'nin en çok ithalat ve ihracat yaptığı ülkeleri yazalım. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İngiltere, Hollanda. İhracat dışa satım çocuklar. Yurdumuzda ürettiğimiz ürünlerin dış ülkelere satılması. En çok ithalat yaptığımız ülkelerde ithalatta yurt dışından başka ülkelerden mal satın alınmasıdır. Almanya, İtalya, Fransa, Rusya ve İngiltere. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazalım. Bir ülkedeki ticaretin gelişmesi o ülkeye gelen gelirin azalmasına neden olur. Hayır, tam tersi. Eğer bir ülkede ticaret gelişmişse o ülkede gelir azalmaz, artar. İhtiyaç fazlası ürünlerin başlıca ülkelere satılmasına ithalat denir. Hayır, dışa satım ihracattır çocuklar. İthalat değildir. İthalat dışarıdan alım demektir. Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ürünler krom, bor, civa, sebze ve meyveler, un mamulleridir. Doğru.
Ülkemizde petrol az çıkmasına rağmen petrol ürünlerini istediğimiz gibi kullanmamızın nedeni dış ülkelerden satın almamızdır. Evet. Yurt dışından satın aldığımız mallar ithalatımızı oluşturur. Doğru. Türk ticari ilişkilerinde ihracat ithalattan fazladır. Yanlış çocuklar. İthalatımız, yani yurt dışından aldığımız mallar daha fazladır. İtalya, Türklerin Avrupa'da en yoğun olarak yaşadığı ülkedir. Hayır, Almanya çocuklar, Türklerin en yoğun yaşadığı şehirdir. İthalat ve ihracatta en önemli etken güvenlik ve kalitedir. Doğru. Bir ülkenin kaynakları kendisine yetemiyorsa dış ülkelere bağımlı hale gelir. Doğru. Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkiler son yıllarda artış göstermektedir. Hayır, çünkü Suriye'de şu anda savaş vardır çocuklar. Aşağıda ülkemizi önemli yapan etkenler ile bunların doğurduğu sonuçlar verilmiştir. İlgili alanları eşleştirelim. Boğazlara sahip olması ticari yolların kolaylığıdır çocuklar. Zengin tarihi geçmiş, kültür turizminin gelişmesinin ne sonu sebep olur. Dört mevsim yaşanması farklı tarım ürünlerinin yetişmesine imkan sağlar. Yeraltı kaynaklarının zenginliği de ekonomide kazanç sağlamamıza ne yapar? İmkan doğurur çocuklar. Aşağıdaki açıklamalara ait kavramları bulmacada ilgili alana yazalım. Soldan sağa 1. Kazanç sağlamak için her türlü malın alım ve satımı ticarettir çocuklar. Bulgaristan sınır kapısı, Kapıkule. Türk Cumhuriyeti'nden biri, Azerbaycan. Ticari ilişkilerimizin en yoğun olduğu ülkede Almanya. Yukarıdan aşağı bakalım. En çok ihraç ettiğimiz tarım ürünlerinden biri pamuk. Türkiye'nin batı komşusu Yunanistan. En çok ithal ettiğimiz doğal kaynak petrol. İhraç ettiğimiz tahıl ürünlerinden biri arpa çocuklar. Aşağıda farklı ülkelere ait kültürel unsurlara yer verilmiştir. Verilen unsurların ülkeden ülkeye farklılık göstermesinin sebepleri: Brezilya, Japonya, Sudan ve Rusya Federasyonu ve giyim şekilleri var çocuklar, farklı farklı. Demek ki her ülkenin kendi kültürel durumuna göre, kültürel yapısına göre bir giyim şekli vardır. Ülkelerin farklı gelenek ve göreneklerinden dolayı farklı giyim kültürleri oluşur. Burada yemekler var. Demek ki her ülkenin kendi kültürüne göre de yemek kültürü, yediği yemekler oluşur, farklılaşır. Her ülkenin bulunduğu konumun farklı olmasından dolayı farklı gıdalar yetiştirilir. Bu durum nedeniyle mutfak kültürleri de farklı olur. Burada o ülkenin iklimi de tabii ki önemlidir çocuklar. Burada bakıyoruz. Her ülkenin ihtiyaç ve beklentileri farklıdır. Bu nedenle yaşamları da farklı olur. Devam edelim. Ülkelerin gelenek ve göreneklerinin farklı olması eğlence anlayışlarını da etkiler. Aşağıdaki açıklamalara göre verilen ülkeler arasından benzer özellik gösterilenleri işaretleyelim. İklim ve coğrafi konum ülkelerin giyinme şekillerini etkiler. Bakalım, Rusya, Finlandiya, Kanada var, bir de Türkiye var burada. Rusya, Finlandiya ve Kanada nispeten iklim olarak soğuk ülkelerdir çocuklar. Türkiye daha çok dört mevsimin yaşandığı bir ülkedir. Dolayısıyla farklı olan Türkiye'dir. Diğer ülkeler Kuzey Kutbu'na yakındır ve daha soğuktur.
Ülkeler bulundukları iklim özelliklerine göre evlerini yaparlar. Her ülkede evlerin yapımında kullanılan malzemeler farklı olabilir. Bakalım Sibirya, Arabistan, Fas, Cezayir. Burada Arabistan, Fas ve Cezayir üçü de çok sıcak iklimde yer alan yerlerdir. Ama Sibirya soğuktur çocuklar. O yüzden farklı olan ülke Sibirya'dır. Diğer ülkelere göre Sibirya soğuktur. İnsanların konuştukları dil, inandıkları din, gelenek, görenekleri, yaşam biçimleri kültürlerini oluşturur. Burada farklı olan ilk ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Avrupa ülkeleridir. Suriye farklıdır. Suriye'nin kültürü ve daha geniş geçmiş farklı bir tarihi vardır çocuklar. Ülkelerin bulundukları konum, görülen iklim ve üretim çeşitliliğine göre beslenme şekilleri de farklılık gösterir. Burada bakalım ülkelere Türkmenistan, Japonya, Kırgızistan, Azerbaycan. Türkmenistan, Kırgızistan ve Azerbaycan çocuklar Türkiye Cumhuriyetleridir ve bulundukları konum, iklim ve beslenme şekilleri birbirlerine yakındır. Japonya ise bir ada ülkesidir ve oradaki konum ve iklim ve beslenme şekilleri daha farklıdır çocuklar. Aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Tuna'nın amcası Amerika'da hayvancılık ile uğraşmaktadır. Yaz tatilinde amcasını görmeye giden Tuna hangi farklılıklarla karşılaşmış olabilir? Daha geniş ve düz araziler vardır. Farklı giyim şekilleri ve farklı bir dil görür Amerika'da Tuna. Coşkun öğrenci değişim programından yararlanarak 15 günlüğüne Finlandiya'ya gitmiştir. Coşkun Finlandiya'da nasıl bir eğitim şekliyle karşılaşmıştır? Finlandiya'da çocuklar sınıflarda öğrenci sayısı azdır ve daha serbest bir eğitim şekli vardır. Serap ve arkadaşları yıllık izinlerinin bir kısmını Japonya'da geçirdiler. Serap, Japonya'da insanların nasıl giyindiğini ve beslendiğini, görmüştür. Kimono giyer Japonlar daha çok ve daha çok deniz ürünlerini tüketirler. Bir ada ülkesi olduğu için Japonya, balıkçılık, deniz ve deniz ürünleri gelişmiştir çocuklar. Kenan, Dünya Doğayı Koruma Vakfı kapsamında Kuzey Kutbu'na gidecektir. Kenan orada nasıl giyinmelidir ve bunun için yanına neler almalıdır? Kuzey Kutbu çok soğuktur çocuklar. Dolayısıyla tabii ki kalın giysiler alacaktır. Sağlam bir bot, vücut ısısını sıcak tutan yiyecekleri de yanına almalıdır diyoruz. Bir başka sosyal bilgiler etkinliğinde görüşmek üzere. Hoşça kalınız.